Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Çin modeli motorlu tırpanı tamir edeceğim. Tayyip bir starter bulduk çıktı dedi. Bakın çeviriyoruz. Şurada tak diye vurma yapıyor. Sıkışıyor yani. Bakın. Arkadaki balata tarafına baktım. Orada bir şey yoktu, balata yayı kırılmış olsaydı hemen tamir edecektim. Ardından şuna da dikkat edin. Karbüratör altında hava giriş var. Orası tıkanmış, zaten sahibine gösterdim bunu. O yüzden temiz olduğu gibi görünüyor. Ben açtım zaten burayı. Eğer bura tıkanırsa motor yeterli soğutmayı yapamaz. Böylece piston yanması olur. Şimdi biz bunun arızasını bulacağız. Öncelikle bunu hava ile temizlememiz gerekiyor. Motorlar sayesinde yoğun bir sezon yaşayacağım. Hatta bunaltıcı olacaktır. İnşallah bu yazıda iyi bir şekilde, rahat bir şekilde atlatırız ama hiç kolay olmadı yıllarımız. Şimdi tırpan tarafını buradan ayıracağım. Motor rahat bir şekilde yapabilmek için. Yine vurma yapıyor yine. Neden vurduğu bilinmiyor. İşte pistonun yukarı vurma sebebi silindir üzerine kurum toplamış, bayağı da kurum olmuş. Sanırım yanlış yağ kullanmış. Kurum aşırı olmuş. Şimdi o kurumu size göstereyim. Yani bir de o soğutma yeri tıkanırsa yani karbüratör alttaki bir şekil olur. Her zaman dediğim gibi motor sıcakken hemen stop etmeyiniz.
bir süre rulantı çalıştırdıktan sonra stop ediniz. Aksi halde böyle zorluklarla karşılaşırsınız. Fena kurum yapmış, fena. Çok kızgın silindir halinde istop ettiğiniz zaman o piston etrafını çeviren yağ yanacaktır ya, bakın. Silindir üzerindeki de kurum toplayacaktır. Yağı da yanlış kullanmayınız. Bilinmedik yağlardan da uzak durunuz. Değerli arkadaşlar, pistonun da kurumları temizleyip geri takacağız. Pistonda bir şey yok, pek yanmamış ama ucu da atlatmış bence. Sıfır piston da var, çokça silindir seti de var ama bunda gerek yok. Bunda piston üzeri kurum kaplamış. Kurumlar ayrıca motorda sıkıştırma oranını arttırarak hararet yapar. Hararet yapınca da güç düşürür. Buna da dikkat etmelisiniz. Silindirin içine bir şey gidip gitmemesine çok dikkat edin. Piston üzerinde ok işareti egzoz tarafına bakacak. Bakın ok işareti var egzoz tarafında. Yarıklı kısımları ise pistonlarda pim var. Oralara gelecek. Dönmesin diye pimler var. Neden dönmesin derseniz hava silindirin içinde kanallar var. Oralara takılır diye. Şimdi buna silindir conta takmadık. Çünkü gövdede orijinal, önceden orijinal takılmış silindir contası var. Bu yerinden oynamamış. Hiçbir şey olmamış. Bunu değiştirme gereği duymuyoruz. Hiçbir sakınca da olacağı da yoktur. Bu ekonomik tamir ise müşterinin kendisine elbette yansıyacaktır.
Hortumlarını da yerine takıyoruz. Şimdi sıra geldi ekloda. Buraya kadar yaptık. Bujisini de geri takıyorum. Şimdi motoru çalıştırıp deneyeceğiz. İnşallah çalışacaktır. Böyle pulları olacak, bunların pulları. Bu starterlerin bu plastik deli kısmında metal olmadığından plastikte ezilme olunca civatalar arası boşluk oluşuyor. Boşluk oluşunca da civatalar gevşiyor. Alt tutamakları kırılıyor. Şimdi motoru çalıştırıp deneyeceğiz. İnşallah çalışacaktır. Hadi. Dediğim gibi starterdeki plastiklerde metal olmadığı için ezilme yaparak boşluk oluşuyor. Bu şekilde civata yatakları yalama oluyor ya da buradaki tutamaklar kırılıyor. Kasi diyordum mu, onların starterinin bu kısımlarında metal boru var. O yüzden gevşeme pek olmuyor. Mesela bu yalama. Şimdi biz buna uzun bir civata takacağız ve ardından iç kısmına da somun takacağız. Yoksa motor zaten çöp olur yoksa. Ben çok çeşitli işler yaptığım için benim alanımda usta olmak veya ya da eleman yetiştirmek çok zor. Ama bu da mümkün, ama elemanın bir uzun süre benimle çalışması gerekiyor. Bu şekilde ancak usta olabilirler. Bakın somun taktım. Gördüğünüz gibi içeride. Bunu da tamamladık. Diğerinde ise bir şey yok. Maalesef ki starterleri borusuz üretiyorlar, kalitesiz üretiyorlar.
Çin motorlu tırpanlarda starter sorunu çok oluyor. Ama borulu olan markalarda bu sıkıntıyı pek görmüyoruz. Tüm çiftçilerin en stresli, en sinirlendiği dönem o motorlu tırban dönemleri oluyor. Bir motor bozuldum, ne kadar bu, ne kadar sinirlendiklerini tahmin edersiniz. Ben ise sabahtan akşama kadar bu motorların tamiri stresini yaşıyorum. Fazla stres olmadı ama anlayışlı müşteri çok az olduğu için ve de çok acele ettikleri için ben dağdan geliyorum, benim işimi bitir gideyim dedikleri için zor dönemler geçiriyorum. O yüzden yaz aylarını pek sevemiyorum. Kaçıp gidesin geliyor dağlara bunalımdan dolayı. İşte motoru bu kadar topladık. Ve böylece motorlu tırbanın işini bitirdik. Bak adam. Tamam.
Ve böylece RTR Max motorlu tırbanın tamamını basit bir işlemle giderdik. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.